Cumhuriyet tarihimizin belki de en karanlık döneminden geçiyoruz. 18 yıldır ülkeyi yöneten AKP iktidarı, Cumhuriyet'in kazanımlarını tümüyle ortadan kaldırma uğraşını sürdürürken, kendisi gibi düşünmeyen herkese, kısacası tüm muhalefet edenlere saldırmaktan asla geri durmuyor. Bunları yaparken de milliyetçilik edasıyla gezinen küçük ortağının da sırtını sıvazlıyor. Bu saldırgan zat hapisteyken AKP'nin başkanına yazdığı mektuplarda sahte sultan, Rizeli Yezid gibi yakıştırmalarla hakaret savururken, organize suç örgütü elebaşını, bu zatı, AKP ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı özel infaz düzenlemesiyle hapisten çıkararak adalet tarihine kara bir leke bırakmıştır. Diyet borcunu ödemek için Cumhur İttifakı'nın sözcülüğüne soyunan suç örgütü elebaşısı bu zat, haddi olmayarak Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin genel başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret etme cüretine girişiyor. Atatürk'ün koltuğunda oturan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nı tehdit etmek, öncelikle CHP'nin kurduğu Cumhuriyeti ve demokrasiyi tehdit etmek demektir. Büyük Önder Atatürk'ün işaret ettiği çağdaş uygarlık yolunda yürüyen Cumhuriyet değerlerini özümsemiş, hukukun üstünlüğüne inanan milyonlarca seçmenimizi ve yurttaşımızı tehdit etmektir bu davranış. Genel başkanımızı tehdit etmek kimsenin haddi değildir. Hele hele bu suç örgütü elebaşı bu zatın hiç cüreti değildir. Bu cesareti kimlerden aldığını görülüyor, bizler de biliyoruz. Böylesine aşağılık tehditlere karşı Cumhur İttifakı liderlerinin ve Cumhuriyet savcılarının seyirci kalması da her şeyin özetidir. Bu durum siyaseten bitmiş bir siyasal iktidarın ve küçük ortağının mafya yapılanmalarıyla nasıl iç içe geçtiğini de açık gösteriyor. Suç örgütü elebaşına bu şekilde konuşma olanağı veren Saray İttifakı'nın liderleri ve ülkenin huzurunu, güvenliğini sağlamakla yükümlü olan İçişleri Bakanı'dır. Türkiye'de devletin, hukukun çöktüğünü ortaya koyan bu duruma karşı hiçbir yurttaşımız tasalanmasın. Bu çarpık, kokuşmuş düzeni yaratıp savunan mafya çete düzenini Cumhuriyet Halk Partisi ortadan kaldıracaktır. Hiç kimse unutmasın. Cumhuriyet Halk Partisi savaş meydanlarında kurulan, ülkemizi emperyalist işgalden kurtaran, Duay-ı Milliye'nin devamı olan ve bugüne dek yaşayan bir partidir. Düne kadar birbirlerine ağız alınmayacak hakaretleri eden ve artık siyasi olarak sonları gelen AKP ve MHP'nin mafyatik tetikçileri bize hız gelir tırıs gider. Terör örgütlerinin hedef aldığı tek siyasi parti genel başkanı olan, uğradığı her türlü saldırıya göğüs gelen özü sözü bir genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu verdiği demokrasi mücadelesinde yalnız olmadığını herkes bilmektedir. Bu böyle bilinmelidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı da, milletvekilleri de, belediye başkanları da, il ve ilçe başkanları, kadın gençlik kolları da, CHP'nin tüm üyeleri de bu tür tehditlere boyun eğmez, papuç bırakmaz. Bu böyle bilinir. Bir kez daha söylüyoruz. Ne yaparsanız yapın. Korkmuyoruz. Sinmeyeceğiz ve yılmayacağız. Karşınızda emperyalizme diz çöktüren Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık ve özgürlük için canlarını feda eden şehitlerin mücadelesi azmiyle, mücadele azmiyle hareket eden
evlatları, torunları var. Cumhuriyet Halk Partisi bu sürecin her anının takipçisi olacaktır. Cumhuriyet düşmanlarına meydanı asla bırakmayacağız. 100. yılında Cumhuriyetimizi gerçek demokrasiyle taşlandırıp ülkemizi güçlendirilmiş parlamenter demokratik rejime geçirerek çağdaş hukuk devletini yeniden inşa edeceğiz. Son süre olarak ve gerektiğinde onların anladığı dilden de konuşabileceğimizi buradan duyuruyoruz.